Hürriyet gazetesinin haberine geçelim ki Hürriyet gazetesi demiş ki Kadıköy'de golcülerin dervisi olacak. hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta dev karşılaşma öncesi Santraforlar formlarıyla dikkat çekiyor. Ligin en golcü Sener Valencia'nın Beşiktaş'a Kartal'ın en skoreri Cenk'in de Fenerbahçe'ye karşı golü yok. Bu da çok enteresan bir istatistik. Fenerbahçe'nin ligdeki 61 golünün 25'ine yani yaklaşık %41'lik bölümüne tekabül ediyor. E, 25'in 61 golün 25'ine imza atan Valencia üst üste 5 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Siyah beyazlardaki 3. dönemine durgun başlayan Abubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra o da derbiye 3'te 3 ile geliyor. İlk 9 haftada suskun kaldıktan sonra 10 gol atan Cenk Tosun derbi öncesinde son maçta da 1 gol ve 1 asiste imza attı. Ener Valencia ligde 61 dakikada bir gol atıyor. Cenk Tosun 132 dakikada. Ben sana bu bakarsa 170 dakikada bir gol sevinci yaşadığı istatistikler gelmiş. E, tabii bu üç ismi aynı anda sahada görür müyüz? E, Ener Valencia'nın ilk 11'de çıkacağı kadar kendini hazır hissedip hissetmediğini yine maç saatine kadar bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Aralık 2021'den Pro Lig döneminde... İlk kez üst üste 3 maçta gol attı Abubakar. Ekim 2016'dan bu yana seyircisi önünde ceza sahası dışından da ilk golünü İstanbul'da attı şeklinde bir detayı da var. Benson, Abu Abubakar'ın performansı üzerinden yapılan değerlendirmelerde. 3 oyuncunun da gerçekten rakamları müthiş bir seviyede. Bunları ne kadar sahaya yansıtabilirler? Takım halinde ne kadar etkili olabilir bu oyuncular üzerinde? Hep birlikte göreceğiz ama gerçekten... Oyuncular üzerinde bakıldığında performansının zirvesinde geldi bu derbi. Kesinlikle üçünün de sağlıklıysa, sağlıklı olurlarsa, sağlık sorunları olmazsa sağda olacaklarını düşünüyorum her üç oyuncumda. Çünkü üçü de takımlarının e, taktiksel planlarında da anahtar oyuncular. Beşiktaş, Şenol Güneş geldikten sonra e, bir ikinci perde yaşadı ligde ama transferler tamamlandıktan sonra üçüncü perdeye geçti esas Beşiktaş'ı doğru analiz etmek için de son 3 maça Ankara gücü İstanbul Spor Başakşehir maçlarına bakmak lazım. Son 3 maçta çünkü 3. perde kontağı yeniden çevirdiler. 3. perdenin özelliği ne? E, yeni bek ikilisi Onur Masuak oldu. Onlar adeta oyun kurucu gibi. İki stoper. Önde bir üçlü. Onur, Amir, Hacı Ahmetoviç, Masuaku. İlk e, oyun kurucu hat. Ondan sonra ikinci oyun kurucu hatta Onur Gezzal'le sağ taraftan son maçta Gezzal'in dönmesiyle. Her iki oyun kurucu hattında Cenk ve Abubakar'a ihtiyacı var. Çünkü Masuaku'nun soldan yaptığı bindirmelerde en sevdiği şey yerden dikine paslar. Topu kaldırmayı çok sevmiyor. Yerden dikine paslarla da Abu Bakar'la çok iyi iletişim kuruyor. Adeta telepatik bir bağlantılar var. Abubakar daha ziyade sola koşmaya, Cenk'in bölgesine koşmaya ve oralarda Masuaku'nun yerden attığı toplarla buluşmayı seviyor. Abu Bakar ne oluyor? Cenk onun pozisyonu 9 numaraya geliyor. Bu özellikle iki oyuncu olması rakip savunmalarının dengesini bozuyor. Bu şekilde yer değiştirebilmeleri, Hı -hı. alan boşaltabilmeleri, koridor yaratabilmeleri rakip savunmalarının dengesini bozuyor. Diğer taraf Onur Gezzal. Beşiktaş'ın zaten ana oyuncunun planı. Onur Gezzal'la kenar ortası yapmayı seviyorlar. Aksine Masuak'dan farklı olarak. Masuak yerden dikine seviyor veya çizgiye inerse yerden paralel. Onur ve Gezzal ise orta yapmayı seviyorlar arka direği de seviyorlar. Arka direkten de kim geliyor? Kağıt üzerinde sola çık olan ama realitede ikinci santifor gibi oynayan Cenk, Cenk. Tosun. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kafa toplarını alma ve değerlendirme şansı artıyor. Cenk ve Abubakar çift santifor gibi oluyorlar. Onur ve Gezdal'ın yaptığı sağ kanat aksiyonları ve yaptıkları özellikle arka direğe yaptıkları ortalarda. O yüzden Beşiktaş'ın hücumunda Cenk ve Abubakar anahtar oyuncular. Hı. Sağlıklılarsa vazgeçeceğini düşünmüyorum Şenol